İyi tamam o zaman. Hadi seans bitti. Bu iyiliğimi de unutma ha. Köfte var. Çok büyük felcidir ya. Bak gördün mü? 2 dakikada işini çözdü. Ya 2 dakikada 2 tane çaktı. Bari şu Suriyeliler Afganlara bir şey yapsaydı. Artık onlara kimse bir şey yapamaz oğlum. Onlar 1. sınıf, biz 3. sınıf insanlarız. Kadın cinayetleriyle ilgili ne olacak? Falcıyım lan ben. Devlet miyim? Çık lan dışarı. Git yeni müşteri çağır. Ya anladım biz çözemeyiz ama fikir versek nasıl olur? Oğlum yürü git lan işine. Boşa uğraş lan. Sanki bir işe yarayacak. Git müşteri çağır. Bu ülkede yoluna bakacaksın. Sorunlara değil. Kulağına küpe olsun evlat. Bilmediğin konular hakkında yorum yapma. Futboldan da anlıyorum, her şeyden de anlıyorum. Bunu bildiğiniz için beni kıskanıyorsunuz. Aynı Avrupa gibi beni kıskanıyorsunuz hemşerim. Kıskanıyorsunuz beni. Göreceksiniz. Salak lan bu. Hadi işte, daha dinleyecek saygısı bile yok. Saygısız. Umarım bir gün aklı başına gelir. O gün geldiğinde masaya vuran elim kırılsaydı demez inşallah. Ya ne olacak abi? Adamlar tecavüzcüye tecavüzcü dedikleri için mahkemelik olmuşlar. E'si şu abi, böyle aşağılıklara laf bile söyletmiyorlar. Sinirim bundan bozuk işte. En kötüsü de nedir biliyor musun ya? Tecavüzcü diyemediğimiz her gün tecavüz eden ceketini, tecavüze vuran ise cesetini bırakıp gidiyor bu sistemden. Haklısın abi. El alem uzaya gitmek için kafa yoruyor. Biz de aynı eforu akşam tek parça halinde gidebilir miyiz diye harcıyoruz. Haklısın yeğen, helal soluklan da sinirin geçsin. Biz burada soluklanırken bile kim bilir kaç kişinin ocağı söndü. Haberimiz bile olmuyor. Merak etme yeğen, herkes her şeyi biliyor da 3 maymun oluyor sadece. İş bulamasam eve almıyorlar. İş bulmak için o kadar şey yapayım dedim, sonu ya kavgayla bitiyor, ya dayakla bitiyor, ya ölümle bitiyor. O kadar okudum belki adam olurum diye bir baltaya sap olamadım. Ne yani, bu hayatta rahat bir nefes almak için illa ölmek mi gerek? Gel lan, sosyal medyadan sana hesap açalım. Video falan çekeriz. Oğlum bir patlarsa var ya, hem meşhur olursun hem de zengin olursun lan. Tutulsa ne olacak ya, daha çok dalga geçerler. Lan yok oğlum, ne dalga geçmesi, daha çok severler lan. Baksana, Hiko Baba, 1 Milyon Mehmet, Maze, Küçük Reis falan. Kim tanıyordu lan bunları? Yüzüne bile bakmıyorlardı. İnsan yerine bile koymuyorlardı lan. Videoları tutulunca ne oldu? Herkes peşine vermeye başladı ya. Ya olur mu acaba? Olur tabii oğlum, olmaz olur mu hiç? Millet fakir değil, zengin görmek istiyor lan. Eğer rahatsızlığın varsa ama param ve şöhretin de varsa herkes peşinden koşar. Bu işler böyle. Hadi gidelim. Yok abi yok. Yok abi bu ne saçmalık? Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Taksana maskeni, bir işin bizi görecek. Bırak abi ya, kim görüyorsa görsün. Duymadın mı adamın dediğini? Neymiş efendim? Her şeyden önce turist. Allah Allah. Oldu olacak kuduz köpekler gibi kulağımıza numara da taksınlar aşınlandık diye. İyi de kardeşim benim ne suçum var? Yok kardeşim, sana bir şey dediğim yok. Suç bize köpek muamelesi yapanlarda. Bana müsaade abi, ben de kalkayım. Sen nereye? İş aramaya mı yoksa? Yok abi, evimde açlıktan öleceğim günü beklemeye gidiyorum. Sen dua et, evin kira değil. Yoksa ölümü sokakta beklerdin. Doğru söylüyorsun abi. Yoksa rezilliğimize bir rezillik daha eklenirdi. Ya bu nasıl bir iştir, biz hiçbir şey anlamadık. Niye lan? Ne oldu ki? Ya insanlardan para istiyoruz, soygucu sanıyorlar. Bir yere üye yapacağız diyoruz, ne var ne yok veriyorlar. Bu işler böyle oğlum. Bu ülkede açık açık hiçbir şey yapmayacaksın. Ha, illaki bir şey yapacaksan kılıfını önceden ayarlaman lazım. Hadi gidelim de enayi parasıyla keyif çatalım. Pardon canım, üye parasıyla. Nasıl olsa daha çok gelecek. Hadi gidip biraz para ezelim, nasıl olsa daha çok gelecek. Ezelim oğlum, ezelim tabii. Ulan bir de Amerika'ya fırsatlar ülkesi diyorlar. Asıl fırsatlar ülkesi burası oğlum, burası. Nerede para kokusu var, oraya atlıyoruz. Bu memleketle namussuz olacaksın ki o zaman zengin olacaksın. Vallahi haklısın oğlum. Hadi namussuzluğa ara vermeden son gaz devam. Ulan para, Allah belanı versin lan. En azından herkesin hakkı değil miydi böyle mutlu olmak? Dünyanın çivisi çıktı be, çivisi. Aynen öyle abi, dünyanın çivisi çıkmış. Saçma sapan sebepler yüzünden nice hayatlar sönüp gitti. Sadece bir gün yerine her zaman kıymetimizi bilseydik, ne bileyim, belki dünya daha güzel bir yer olabilirdi. Akıllı ol! Aha, yemin ediyorum yine o. Koş lan yakalayalım. Kardeş hayırdır ya, sen sürekli karşımıza hayalet gibi çıkıp akıllı ol diyorsun, ne oluyor? Eğer akıllı olsaydınız bu soruyu en başında sorardınız. Ne diyorsun sen ya?
Biz hiçbir şey anlamadık. Anlayacak bir şey yok. Her şey yaşandı zaten. Daha da anlamadıysanız oho.